Berdancığım, kanalına hoş geldin. Teşekkür ediyorum, hoş buldum. Siz de hoş geldiniz kanalıma. Nasıl, heyecanlı mısın? Evet, heyecanlıyım ama böyle ufaktan. Çok İyi o boyun. Zaman, hemen başlayalım mı? Okay. Bu heyecanını kaybetmeden. Başlayalım. Bugün burada olmamızın sebebi beni ben yapan bazı dönüm noktalarımdan fotoğraflarla kendimi size anlatacak olmam. O zaman ilk fotoğrafı görelim. Görelim. Aa, bu benim. Bu benim dünyadaki ikinci günüm. Bu arada o zamanlarda oversize giyiyorum. Oversize aşkım oradan geliyor. Bu kadar. Bundan başka bir şey söyleyemem. Dünyada ikinci günüm. Peki ne zaman doğdun? 4 Temmuz 2001. Hangi burcu oluyorsun? Yengeç burcuyum ama en son falan sayarlar yengeç burcu diye. Bana ya yay diyorlar ya kova diyorlar. O enerjimden falan kaynaklanıyor herhalde. Ben anlamıyorum o işlerden. Büyük bir ihtimalle. Saçlarım düz. Bana çok sorarlar. Yani küçükken de böyle miydi? Küçükken düzdü. Sonradan galiba annem durmadan sıfıra vurmuş ya da sıfıra vurmamış belki de. Sürekli kestirmiş ve sonrasında saçlarım kıvırcık olmaya başlamış. Bu bence çok önemli bir fotoğraf senin için. O ben değilim, abim. Kaç yaşında bilmiyorum ama elinde futbol topu var. Çünkü o da bir futbol meraklısı ve sevdalısıydı. Ve oynayanıydı. Çok da iyi oynardı. Ben de futbola nasıl başladın sorusunu hep abim sayesinde diye cevap veririm. Çünkü ondan gördüm ve ben de bunu yapmak istediğimi farkına vardım. Sonrasında zaten ilk kulübüm olan Ataşehir Belediyespor'a kaydoldum. Peki abinin aranda kaç yaş var? O 94 doğumlu, 7 yaş var aramızda. Hiç böyle karşılıklı oynadınız mı sen küçükken? O içimde bir yara biliyor musun? Abim beni almazdı oynadığı maçlara. Böyle gitsen yapardı. Erkeklerle oynardı. Beni korumak istediği için de olabilir o. Çünkü onların yaş grubu farklıydı, benimki farklıydı. Ama ben diğer yaş gruplarında taktırıyordum. Peki sana çok sorulan bir soru soracağım. Nerelisin? Hazır mısınız bunu demeye? Hazırız. Şimdi şöyle. Afro-Amerikalı değilim. Kübalı değilim. Brezilyalı hiç değilim. Ben Tunceli'yim. Ahmet Hocam. Ahmet Hoca benim üzerimde çok büyük emekleri olan bir antrenör. Zaten ilk antrenörüm. Bu fotoğraf kaç yılından ya? 2012, 2013 falan olması lazım o civarlar. Aynen. Şu an kaç? 2021'deyiz. Evet. Sayısalcı olmadığın çok belli. Ne yapıyorsun? Nerede okuyorsun şu an? Ben şu an Bahçeşehir Üniversitesi'ndeyim. Güney Kampüs. Yerim belli. Gelmek istiyorsanız. İngilizce öğretmenliği bölümü okuyorum. Aslında İngilizce öğretmenliği bölümünü okumak istemiyordum. Edebiyatını okumak istiyordum ama ne yapalım? Hayat bizi bu noktaya getirdi. Evet, Ahmet Hocam dediğim gibi emekleri çok büyük. İlk antrenörüm ve İlk antrenörüm. Bana gerçekten bir baba gibi yaklaştı ve üzerimde çok durdu. Ben o zaman erkeklerle birlikte oynuyordum. Henüz kızlar o kadar yaygın değildi. Kız kulüpleri yoktu, kız futbolcular yoktu. Yani onun da sebebi zaten görünmediği, bilinmediği için. Varsa bile hani kendi evinin önünde oynuyordu, kendi sokağında oynuyordu benim gibi. Ben sana şeyi merak ediyorum. Gerçekten futbol oynamayı ne zaman istedin? Evet, ben bunu yapmak istiyorum. Ne zaman sordun kendine? Ben hiçbir zaman bunu demedim çünkü zaten hep bunu yapmam gerekiyormuş gibi hissettim galiba. Yani dediğim gibi bunda abimin etkisi büyüktü. Bunda benim büyüdüğüm yerin etkisi büyüktü. Bunda işte arkadaş ortamım hep erkeklerleydim genelde. Onlar ne yapıyorlardı? Futbol oynuyorlardı. Ben de onlara ayak uyduruyordum. Aslında onlara ayak uyduruyordum değil. Bunu ben de istiyordum. Mesela Dilekler şey en yakın arkadaşlarımdan biri. Gel diyorlardı, evcilik oynayalım çardakta. Bebeklerini indiriyorlardı, kahve çay takımlarını falan böyle. Sofra bezi, battaniyeler falan bildiğiniz böyle ev taşıyorlardı çardağa falan. Beni de çağırıyorlardı. Yukarı basket sahasına, işte futbol sahasına, her yerde oynadık. Sesleniyorlardı. Gelmiyorum diyordum. Akşama kadar, akşam ezanına kadar maç oynuyordum.
top peşinde koşturuyordum. Annem bu konuda nasıl tepki veriyordu sana? Ya hep desteklediler. Hiç böyle olumsuz bir tepkileri olmadı. Zaten onlar sayesinde şu an buraya kadar gelebildim. Çünkü çoğu kız çocuğu ailelerinin kısıtlamaları yüzünden istedikleri şeyleri yapamıyorlar. Hele ki bu erkek egemenliğiyle anılan bir spor veya başka bir şeyse bir adım da geride durmayı tercih ediyorlar. Ama benim ailem tam tersine full destek her zaman. Bu çok işte güzel. İlk günümden bugüne kadar bu şekildeydi. Okul maçım bu. Ali İhsan Ayıloğlu İlköğretim Okulu, Ataşehir'de okudum. Hatta bu fotoğraf şeyden, ilk halı saha turnuvamızdan falan. Biz genelde futsala katılıyorduk çünkü. Bir kez halı saha turnuvasına katılmıştık. Ahmet Hoca yine yanımda. Beni izlemeye gelmiş belli ki. Duygulandım. Ne kadar güzel bir şey. Birisinin bu kadar güzel bir şekilde destek vermesi. Şey gibi hani matematik sevmezsin ama hocan iyiyse o matematik sana çok keyifli gelir, evet, gibi. Evet. Önemli olan da bu zaten. Kesinlikle. Galatasaray altyapısı. Tabii bundan önce şöyle bir şey var. Ben Ataşehir'den Galatasaray Futbol Okulu'na gittim. Uğur Mumcu'ya. Orada da hayatımda hala büyük yeri olan Selahattin Hocam'la karşılaştım. İşte hep karşıma iyi insanlar çıktı ve bu noktaya gelmemde çok büyük destekleri ve emekleri oldu. Onun için çok şanslıydım. Selahattin Hocam bir yıl futbol okulunda Galatasaray Uğur Mumcu'da yine erkeklerle birlikte top oynadım ben. Oraya gitmemin amacı da o zaman Fatih Terim ve yardımcısı Duygu Hanım vardı. Futbol okullarını geziyorlardı. Bir şansım olur da altyapıya seçilirim diye böyle stratejik bir transfer gerçekleştirmiştik ki öyle de oldu. Orada bir yıl falan top oynadıktan sonra Galatasaray'ın altyapısına transfer oldum ben. Bu da Galatasaray'ın altyapısından Florya Metin Oktay tesislerinden bir fotoğraf ve yine Ahmet Hoca. Büyük takımlara geçiş yapmışsın. Bu çok güzel bir başarıdır bence o yaşta. Kaç yaşındık Galatasaray'a transfer oldun? 2015 olması lazım. Yani kaç yaşında oluyorum? 14 yaşında oluyorum. Yani. Fotoğraftakileri de sayayım hatta. Zaten Berdan, Ahmet Hocam. Köfte sağ tarafındaki fotoğrafa göre, sağ bana göre şu an sol tarafındaki. Dilara gerçek ismi tabii. Ben Ataşehir'de oturuyordum ve Florya'ya her gün gidip geliyordum. Okuldan çıkıp koştura koştura böyle çantamla koşa koşa bildiğimiz gidiyordum. Metrobüse atlıyordum. Oradan iniyordum. Sefaköy'de oradan minibüse biniyordum. Sonra bir de 20 dakikalık bir yürüme yolu yürüyordum falan. Hani sonra idmana çıkıyordum. Sonra bir de tekrar bunun geri dönüşü falan. Hani bunu işte köfteyle birlikte yapıyordum. O da Dudullu'da oturuyordu. Biz ikimiz Asya yakasından Avrupa yakasına geçen iki kişiydik. Öyle birbirimize yıllar boyu destek olduk. O yaşlarda bu kadar yoğun bir tempoya nasıl alıştın? Sevdiğin şeyi yaptığın sürece senin için yorucu olmuyor. Yani o yolu gidip gelmek benim için hiç sorun değildi. Hatta koşa koşa gidiyordum. Öyle diyeyim. Diğeri de Büşra. Boyundan anlaşılacağı üzere kalecimizde. Galatasaray altyapısı kapandıktan sonra onunla çok irtibatta kalamadım ama şampiyonluk maçında Fatih Vatan'a karşı oynadık. Kendisi Fatih Vatan'ın kadrosunda yer alıyordu. Kamp süresince gördük, sohbet ettik, muhabbet ettik. Öyle. Özlemişim herkesi. Ya şuna bakar mısınız ne kadar tatlıyız ya. Burası Riva Milli Takım Tesisleri. Ülker çocuklar için futbol diye bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiriyordu. Uzun yıllar boyunca da devam ettirdi. Elit kız ve erkek futbol kampları yaptı farklı şehirlerde. Ben de Balıkesir'de elit kız futbol köyüne gitmiştim. Orada kaç oyuncuyduk bilmiyorum. Kalabalık bir kadroyduk. Türkiye'nin her yanından kızlar vardı. O kamptan değerlendirmeler sonucu seçilenler Riva'ya, milli takım tesislerine asıl kampa katılma şansı buluyordu. Biz de kazanmıştık, katılmıştık. Artık her neyse. Biz de evet Balıkesir'den bileğimizin hakkıyla çıktık ve kendimizi Riva'da bulduk. Riva'da bir sonraki kampta oradan bir fotoğraf. Yanımda da yine her yerde bir ekibim, bir squad kadrom var böyle. En çılgınlar olarak yine zaten fotoğraftan anlaşılıyordur. Herkes arkada boyama yapıyor. Biz orada gelmişiz poz veriyoruz. Harika. Bu 17 kampı. Biraz hırslı görünüyorsun. Hırslı olman gerekiyor çünkü orada aksine yer yok. Arma için mücadele ediyorsun çünkü. Bir antrenman günü belli ki. Bu hazırlık kampıydı. U17 hazırlık kampı.
elit turnuva için hazırlanıyorduk. Bulgaristan'da oynanacak. Önce Riva'da kampa girmiştik. Ardından da Bulgaristan'a uçmuştuk. Orada maçlarımızı oynamıştık. 3 maç oynamıştık. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada da Bulgaristan'daki maçlardan bir tanesi. Maç öncesi veya hayır maç sonrası. Bu maç sonrası konuşması. Sarılıp evet, birbirimize motivasyon ve destek verdiğimiz, birbirimizi tebrik ettiğimiz. Bu hazırlık kampından sonra 2017 Bulgaristan maçları oynamak için gitmiştik. Bir maç sonrası. Şimdi şöyle bir hikayesi var benim için Bulgaristan kampının. Zaten ilk defa futbol oynamak için yurt dışına çıkmıştım ve bu önemli bir şeydi. Hani evet daha öncesinde gidip gezip gördüğüm yerler oldu ama futbol oynamak için, işimi yapmak için ilk defa yurt dışına çıkmıştım. Onun bir heyecanı vardı üzerimde. Onun dışında hüzünlü bir hikaye anlatacağım. Bu kampın benim için ayrı bir yanı var. Çünkü daha güçlü olmam için bana bazı dersler verdi. Dakika 10 veya 15 civarında kalktım ve ısınmaya gittim. Üç kişiyle birlikte, üç arkadaşımla birlikte böyle bayağı motivasyon şekilde ısınıyoruz. Çünkü benim ilk milliliğim olacak. Daha öncesinde birçok deneyimim olmuştu, birçok kampa katılmıştım ama ilk defa milli olma fırsatı yakaladığım kamp buydu. Onun için onun motivasyonuyla böyle ısınmadaydım. Sonra devre arası oldu. Şeriban oyuna girdi. İşte biz İlayda'yla ısınmaya devam ettik. İşte ha alacak onun heyecanıyla işte maçı takip etmeye çalışıyorum. Bir yandan oyuna girersem ne yapabilirim? Gözüm yedek kulübesinde durmadan falan böyle heyecanlıyım. Ondan sonra İlayda da girdi oyuna. Sonra İlayda girdiğinde Aze oyundan çıktı ki Aze de benim Galatasaray'dan takım arkadaşımdı. Ve morali de yerinde değildi yanlış hatırlamıyorsam. Hani kötü oynadığı için alındı oyundan. O soğuma yaparken ben de ısınıyordum tabii aynı yerdeydik. Onun yanına gittim. Böyle bir ufak işte muhabbet geçiyordu aramızda. Ben de bir yanına oturmuşum o an. Sonra o arada antrenörüm, teknik direktörümüz beni hani otururken gördü falan. Sonra sen ısınmıyorsun gel buraya dedi. Yedek kulübesini oturtturdu. O maç oyuna giremedim ben. Sonra bir sonraki maç yine aynı senaryo. Çok talihsiz bir kampımdı gerçekten. Bu sefer inanmayacaksınız ama yani bunu ben bile inanarak anlatamıyorum bazen. Çünkü böyle çok uçuk geliyor. Şimdi biz Bulgaristan'dayız abi. Tamam mı? Oynadığımız saha ve Avrupa'da genelde sahalar hep yan yanadır, birleşiktir ve bir sürü saha vardır. Büyüklü, küçüklü, çim, sulni falan. Yan sahada da çocuklar kendi toplarıyla top oynuyorlar. Topları bizim ısındığımız yere kaçtı. Ben de orada ısınıyorum. Önceki maçtan bir tecrübem olduğu için asla ısınmaktan vazgeçmeyip çocuklara toplarını atmadım ben. Oradan bana sesleniyorlar. Nece konuşuyorlar? Kürtçe konuşuyorlar. Ya ne işi var senin orada? Hani bana denk geldin. Ben de anlıyorum şimdi dediğim gibi Tunceliyim. Ve çocuk bana küfür etti. Ben de döndüm arkamı güldüm. Necla'cı çağırdı. Yolda falan yeleğimi çıkartıyorum. Aha girdim oyuna falan. Geç otur yerine dedi. Ki böyle çok şey bir maçtı, tansiyon yüksek bir maçtı, böyle çok kıran kırana gidiyordu. Hani sinirler tepedeydi. Hoca da orada beni gülerken gördüğü için böyle bir hani biz burada neler yaşıyoruz, sen orada ne yapıyorsun demiştir içinden büyük ihtimalle. Yine oturdum. Tabii bu sefer gözyaşlarıma hakim olamadım. Böyle ağla ağla sarıyorsunuz. O kamp bitene kadar ağladım ve ağladım ve ağladım. Sadece ağladım yani. Ama sonrasında anladım ki futbol oynuyorken sadece saha içine konsantre olman gerekiyor ve kendini diğer her şeyden soyutlaman gerekiyor. Ben de ondan sonra hep bunun bilincinde olarak sahaya adımımı attım. Şimdi sana yeni bir fotoğraf veriyorum. Gönder gelsin. Bence bu fotoğraf artık bizi biraz heyecanlandıracak gibi. Ve Beşiktaş'a transferi gerçekleşti Berdan Bozkurt'un. 2017'de Beşiktaş'a transferimi gerçekleştirdim. Galatasaray'ın altyapısı kapandı. Sonrasında ben de Beşiktaş'a geçtim. Ki Beşiktaş beni Galatasaray'dan önce de istiyordu. Mutlucan Hocam, Mutlucan Zavoço. Fakat böyle bir arada kalıp sonra Galatasaray'ı tercih etmiştim. Sonrasında tekrar Beşiktaş'la, Beşiktaş camiasıyla buluştum. Geç de olsa, geç olsun güç olmasın. Evet, hala Beşiktaş'ta oynuyorum. Bu 4. sezonum. Çok seksi. Kimmiş bu? Ben çok beğendim. Şimdi, evet, bunun hikayesi de şöyle. Bu benim ilk çekimim. Wunder ekibiyle yaptığım bir çekimde.
komik bir hikayesi var. Ben Instagram'da Wunder'i takip etmiyordum aslında. Akışta karşıma çıktı. Akışta dediğim keşfette. Ben nasıl bir Z kuşağı çocuğuyum ya? Hiç bilmiyorum ne nerede karşıma çıkıyor. Tamam. Ben Emre diye bir çocuğu takip ediyordum Kaykaycı. Wunder'le yaptığı bir çekimi gördüm. Ondan sonra tıkladım hemen. Wunder'in sayfasına gittim. Baktım snickerlar ne kadar mı hoşmuş dedim. Ben bunlara bir mesaj atayım. Belki beni de çekerler. Ben onlara mesaj attım. Ve böyle şakasına attığım bir mesaj nasıl olsa dönmeyecekler diye düşündüm. Çok hızlı döndüler. Tam tersi oldu. Bir yarım saat içinde falan. Şansa o hafta sonu mevcut oldukları dükkanı kapatıp yeni bir yere geçiyorlarmış. Dükkanımızın açılışına gel cumartesi. Tanışalım dedi. Benim yazdığım mesajda ne biliyor musunuz? Emre'yi çekeceğinize beni çekin. Yani bu kadar net ve kısa. Sonrasında İlke abla bu arada cevabı veren. İlke abla ile sonradan muhabbetlerimizde işte şey diyor. Ne diyor? Ne diyor? Şey diyor. Ha sen diyor hani Emre'nin yerine beni çekin mesajını görünce ben senin erkeksin zannettim. Öyle profiline girdim. Baktım sen kızsın, futbol oynuyorsun. O arada da diyor bana Nike'dan bir iş teklifi geldi diyor. Mercurial krampon çekimi, işte Dünya Kupası falan olacak. Bir de kız futbolcu mu olsa bulabilir miyiz falan. Bunun üzerine sen böyle bir mesaj atıyorsun diyor. O şekilde bana cevap veriyor, dönüyor. Sonrasında ben gidiyorum, tanışıyoruz. Sonrasında iki abla beni Nike Fem ile tanıştırıyor. Ve Nike sponsorluğum gerçekleşiyor. Bunlar da Nike ile olan ilk çekimlerim. Çık Oyna kampanyası, Arda Turan, Abdullah Ömür, Taner Erdaş BMX'çi ve Berdan Bozuk. Bu U17 hikayelerimin aksine U19 hikayelerim ve mutlu hikayeler. Çok mutlu görünüyorsun. Antalya Manavgat, şampiyonluk kupasını kaldırdığımız yer. Bir iki hafta önce kadar. Hemen bir flashback edeyim dedim. Aynı saha. Milli takım maçları da orada oynanıyor genellikle. Burada U19 kampındayım. Azerbaycan maçı. Bu maç Azerbaycan maçından bir fotoğraf. O maç oyuna girmiştim ve ilk milliliğimi U19'da yapmış oldum. Yes! 2018-2019 şampiyonu Beşiktaş. Durmadan ben bir efekt bekliyorum sizden. Bu sezonun şöyle bir özelliği var. Normal lig süresini ALG Spor'la eşit puanda bitirmiştik. Onun için artı bir maç oynamamız gerekti. Biz de Antalya'da bir maç daha oynadık. Ve bu maçın normal süresi de böyle çok git gelli, bir onlar, bir biz, bir türlü gol olmadı falan. En sonunda dakika kaç? Yani 60'tan sonrası, 70'ten sonrası da olabilir. Bir gol atabildik. Aysat'a vardı bizim fil dişli oyuncumuz. Onun attığı golle şampiyonluk kupasını kazanmıştık. Beşiktaş'ın birinci lige çıkışı 2014 yılında olmuştu. Biz kupayı 2018-2019 sezonunda kaldırdık. Yani bir 3 yıl şampiyon olamadık. 3 yıl ikinci sırada tamamladık biz birinci ligi. Sonunda 4. yılda şampiyon olmayı başardık. Peki sana bir şey soracağım. Galiba bu zamana kadar hiç kupa kaldırmadın. Evet. İlk kupan. Bugün bu fotoğrafa bakıyorsun ve ilk o futbola başlayan Berdan'a ne demek isterdin? Benim... Ya da o ağlayan yedek kulübesindeki Berdan'a ne demek isterdin? Hayallerinden asla vazgeçme derdim. Kupalara evet. Doymuyorsun. Kupalara doymuyoruz, evet. Doymuyoruz. Nasıl doyabiliriz ki yani? Şu mutluluğuma bakar mısınız? Tarif edilemeyen hisler gerçekten. Dahasını da istiyoruz. İnşallah Şampiyonlar Ligi'nde de çeyrek finale kalmayı umut ediyoruz. Çalışıyoruz, çalışacağız da ve istediğimiz yere gelene kadar da pes etmeyeceğiz. Harika, harika. O zaman bir sonraki videoda ne göreceğiz? Bir sonraki videoda şampiyonluk video geliyor. Senden birkaç şey rica edeceğim. Burada kurgu... Hayır ben ne yapacaktım? Başka bir şeye değinecektim sanki ya. Tamam başlıyorum.